kararına göre Azerbaycan Kol Ordusu'nun kurulduğu gün 26 Haziran Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü ilan olundu. Ve her yıl bu tarih resmi devlet bayramı olarak kutlanmaktadır. Şimdi ise konuşmasını yapmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki askeri ateşesi Piyade Kurmay Albay Sayın Müşfik Mamadov'u kürsüye davet ediyorum. Azerbaycan ancak 1993 Haydar Aliyev'in iktidara yeniden gelişinden sonra güçlenmeye başladı. Ve sağlık güvenler yeni döneme başladı. Azerbaycan Respublikası 1991 Ekim ayının 18'inde kendini 1918'in 28 Mayıs tarihinde ilan edilmiş Cumhuriyet'in varisi ilan etti. Ve bağımsızlığımızı yeniden berpa etti. Çok teşekkürler olsun ki bağımsızlığımızı berpa edildikten sonra ülkemiz derin siyasi, sosyal, iktisadi, böhranla yanaşı komşu Ermenistan devletinin işgalında məruz kaldı ve 20% toprakları işgal edilerek 1 milyona yaklaşık vatandaşımız mecburi göçkün olarak evlerinden ve yurtlarından kovuldular. Yalnız ümumi lider Heydar Aliyev 1993 ilde hakimiyete döndükten sonra apardığı müdrik siyaset neticesinde ülkeni məhv olunma tehlikesine son koymuş, bugünkü güclü ordunun temelini atmış ve devletle halk birliğini temin etmiştir. Ulu Önder müeyyen ettiği uzak gören ve müdrik siyasi kursu Prezident İlham Aliyev uğurla devam ettirmektedir. Neticede Azerbaycan dünyada söz sahibi olan önemli devlete çevrilmiştir. Regional ve global miqyasda enerji tehlikesine tövbə verme bacarmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyesi kimi dünyanın talihiyle ilgili önemli siyasi kararların alınmasında iştirak etmiş, Bağlantısızlar Hərəkəti kimi Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük uluslararası teşkilatın üye olmuş ve ona başkanlık etmektedir. Müstəqillik illərində kazanmış uğurlar arasında təbii ki, Müzəffər Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin siyasi qətiyyəti və rəhbərliyi altında qəhrəman ordumuzun 2020-ci ilda topraqlarımızın Ermənistan işğalından azad edilməsi xüsusi yer tutur. Azərbaycan 4 günlük müharibədə işğal altında olan topraqlarımızı azad etməklə yanaşı bağımsızlığımızı bərpası kontrolünü kaybetmiş bərpası ilə kontrolünü kaybetmiş Sovet İttifaqı dönemindeki sınırlarını geriye göndermiştir. Bugün biz bağımsızlığımızı ve silahlı kuvvetlerimizin yıl dönümüyle ilgili kutlamaları işgaldan azad olunmuş topraklarımızda yani Suqovuşanda, Ağdamda, Hadrutda, Cebrail'de, Füzuli'de, Zengivan'da, Qubatlı'da, Laçın'da, Kəlbəcər'de ve Şuşamızda qeyd edilir. Bu her bir Azerbaycanlı için tutsuzu gurur mənbəyi ve geleceğe mühkün bakış göstericidir. Hürmetli konaklar, tabi olarak qeyd olunan başarımızlara Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ve emektaşlığının xüsusilə hürmetli Prezident İlham Əliyevlə Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın rolu xüsusi vurgulanmalıdır. Azerbaycan'a desteğini her zaman esirgemeyen kardeş Türkiye ile ilden ile yükselen kişilerimiz hazırda iki devlet Cumhurbaşkanımızın sayıları neticesinde tarihin en yüksek zirvesine çatılmış ve 15 Haziran 2021 yılında Şuşa'da imzalanmış beyanname ile strateji müttefikliğe çevrilmiştir. İki müttefik devlet olan Azerbaycan ve Türkiye her zaman birbirinin güçlenmesine büyük tövbe vermiştir. Türkiye bu yükün Müzeffer Azerbaycan ordusunun kurulmasında müstahsna rol oynamış. Kahraman asker ve zabitlerimizin Türk kardeşleriyle birlikte tahsil ve talimlere katılmıştır. Bu bakımdan
44 günlük müharibədə qazanılmış zəfəri Azərbaycan və Türkiyənin ortaq zəfəri hesab edilir. Həmçinin Azərbaycan Türk iqtisadiyyatına 19 milyard dolardan çox sərmayə yatırmış. Türkiyədə Azərbaycan iqtisadiyyatına 13 milyard dolar yatırım qoymuşdur. Bu tip yatırımlar hər iki dövlətin güclənməsi və onların dış təsirlərdən müstəqil olmasının qatlanmasını verir. Dəyərli iştirakçılar, eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, bu il Azərbaycan-Türkiyə diplomatik ilişkilərinin qurulmasının 30-cu yıl dönümüdür. Biz bu bağımsızlığımızın və silahlı qüvvətlərimizin yaranmasının yıl dönümü və Azərbaycan-Türkiyə arasında diplomatik ilişkilərin qurulmasının 30-cu yılını bir millət, iki dövlət fəlsəfəsi ilə ilə pekişən iki qardaş və müttəfiq ölkə olaraq tutuyoruz. Bu kimi dövlətlər arası ilişkilər dünyada heç bir yerdə örnəyi yoxdur. Biz də dövlətimizin təmsilçisi olaraq bu münasibətləri daha da gücləndirmək və daha da yüksəltməyə qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizin bayramınızı təbrik edirəm. Sağ olun.